Merhaba Kürşit TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Abdurrahim Kars ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey kardeşim, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz değerli zamanınızdan ayırdığınız için. Hocam biliyorsunuz geçen haftalarda Meral Akşener bir toplantı yaptı geçtiğimiz hafta içerisinde. Tabii yankıları sürüyor. Burada önemli çıkışlardan bir tanesi de tabii Millet İttifakı'ndan ne ayrıldık diyorlar, ne ayrılmadık diyorlar. Ama önümüzde de bir yerel seçim var. Ve bomba çıkışı da orada yaptı zaten. Herkes dedi kendi partisiyle dedi yerel seçimlere girsin. Adayını belirlesin göstersin dedi. Diğer parti liderlerine de çağrıda bulundu. Yani Cumhur İttifakı'ndaki partileri de kapsayan genel bir çağrıda bulundu. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli de Bahçeli'nin kendi evinde görüştüler. Kulislere yansıyan bilgilere göre hocam yaklaşık 51 tane ilde Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlere girmenin altyapısını hazırlıyorlar. Ama böyleyken tabii Meral Akşener ayrı ayrı girelim dedi. Millet İttifakı var mı yok mu onu da tam bilemiyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu durumu? Şimdi Halil Bey, milletin ekseriyeti şu kanaatte, hatta AK Parti'ye oy verenler de. Mesela geçen pazar emekli bazı insanlar beni ziyarete gelmişti, evime sohbet ettik. Tamamı AK Parti'ye oy vermiş. Bu bizim çevremizden, oturduğumuz çevreden. Herkes Türkiye'nin iyi gitmediği kanaatinde, sıkıntıların olduğu kanaatinde, özellikle ekonomik ve adaletle ilgili, eğitimle ilgili ciddi problemlerin olduğu kanaatinde. Evet. Bu seçimlerden sonra da düzelmedi, daha da çok kötüleşti. Yani AK Parti seçimleri kazandı, evet, ama seçimlerden sonra harika icraatlar yapmadı. Yaptığı icraatlar milleti gerçekten sıkıntıya soktu ve seçimden önceki taahhütlerinin de zıttına işler yaptı, aksine işler yaptı. Şimdi hal bu böyleyken Millet İttifakı kendine çeki düzen vermesi gerekirken, bu milletin sıkıntılarını konuşması gerekirken, Millet İttifakı yenilgisini millete anlatmak, sebeplerini söylemek, bir özür dilemek yerine suçu maalesef birbirlerine atma, hatta daha çok CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na atma meyline girdi bütün Millet İttifakı. Sanki suçlu CHP'ymiş ve Kılıçdaroğlu'ymuş gibi. Halbuki benim kanaatimi sorarsanız bu seçimde Millet İttifakı'nda en çok zarar gören, en çok fedakarlık yapan CHP seçmeni ve en çok koşturanlardan birisi de, başarılı veya değil nasıl derseniz deyin, Kılıçdaroğlu'ydu. Yani üzerine düşeni hakkıyla yaptı, çok konuştu, koşturdu. Kendinden ve yaşından beklenen performansın üzerinde bir performans ortaya koydu. Ama netice belli, kazanamadı. Millet İttifakı'na bizim halkımız itimat etmedi, güvenmedi, oy vermedi. Dolayısıyla neticede böyle oldu. Şimdi bundan bir ders çıkarıp yeniden ayağa kalkmak gerekirse, maalesef bunu yapmadılar. Herkes demin dediğim gibi birbirine suçu atmaya çalışıyor. Daha çok da işte özellikle Meral Akşener konuşmalarında, seçimden sonra da devam eden konuşmalarında hep işte ben demiştim, kazanacak aday istiyordum. İki belediye başkanından birisinin aday olmasını istemiştim havasında bir tarafı dövmeye çalışıyor. Bence bu doğru değil. Hiç doğru değil. Yani bir kere seçimin kaybedilmesinde bence en büyük müsebbiplerden birisi Meral Akşener ve partisi. Çünkü Meral Akşener ve partisi %15, %20'leri hedeflerken aldığı oy ortada %9. Demek ki hakikaten arzu ettikleri, hedefledikleri bir oyu alsalardı belki Kılıçdaroğlu seçilirdi. Kılıçdaroğlu seçilemese bile mecliste en azından milletvekili dağılımında daha kuvvetli olurdu Millet İttifakı. Olmadı, bu ortaya çıktı. Ha, bunda çok çeşitli hatalar var. En önemli hatalarından birisi bence Meral Akşener'in, eğer istemiyorduysa Kemal Kılıçdaroğlu'nu, çok önceden onun adaylığına Kılıçdaroğlu kanaatini ortaya koyarken çeşitli vesilelerle önceden karşı çıkıp açıkça kanaatini söylemesi gerekirdi. Son güne kadar bekleyip sonra masadan kalkıp ve burası da bir kumar masası oldu demek tarzında ağır bir eleştiri
milletin maalesef Millet İttifakı'na olan güvenini daha çok sarstı. Oluşmamış güveni daha çok sarstı. Doğru. Onun için beklediği oyu da, hedeflediği oyu da alamadı. Onun için seçimin kaybetmesinde en önemli unsurlardan biri İyi Parti ve Meral Akşener'ken, sanki Meral Akşener hiçbir kusuru yokmuş gibi ve CHP ile olan geçmişini de inkar eder gibi. Çünkü bir ara ölünceye kadar ben Kılıçdaroğlu'nun yaptığı jesti, verdiği 15 milletvekilini unutmayacağım derken, birdenbire onların hepsini unuttu. Çok ağır bir şekilde tenkitlere başladı. Ve en son beyanı da işte milleti bir beklentiye soktu. 26 Ağustos'ta konuşacak, 26 Ağustos'ta konuşacak. Günlerce millet bir beklentiye girdi. Millet de merak etti acaba bu 26 Ağustos'ta ne diyecek diye. Bence 26 Ağustos'ta söylediği şeylerin içi boş. Hatta Cumhur İttifakı'nın lehine bir tutum bence. Millet İttifakı'nı yok eden, mahveden, milletin sıkıntılarına deva olmayan Cumhur İttifakı'nın lehine bir tutum. Çünkü şu belli ki, özellikle belli büyük şehirlerde İyi Parti ve HDP'nin desteği olmasa Millet İttifakı yerel seçimlerde bir başarı gösteremez. Büyük şehirleri aramaz. CHP'nin başarısı HDP'nin aday çıkarmaması ve İyi Parti'nin desteğiyle mümkün olmuştu. Bunu kimse inkar etmiyor. Şimdi Meral Akşener, herkes kendi girsin beyanına karşı, Devlet Bahçeli hemen kanaatini beyan etti. Kale alınacak bir söz değil dedi. Hükümetin sözcüsü Ömer Bey vesaire diğer arkadaşları da hep bir ağızdan hayır, Cumhur İttifakı gayet muhkem bir birlikle hedefine yürümeye devam ediyor dedi. Yani Cumhur İttifakı'nda bir taviz yok dediler. Böyle olunca o zaman Meral Hanım gerçekten Millet İttifakı aleyhine bir tutum takınan ve hakikaten milletin beklentilerini, siyasetin yeniden doğru dizayn edilmesi arzularını yok eden bir tavır içine girmiş oluyor. Çünkü millet neyi bekler bu kaybedilmiş seçimden sonra? Millet İttifakı toparlansın, daha doğrusu muhalefet toparlansın, daha kuvvetli, daha güven verir bir tavır içine girsin, doğru adayları deklare etsin, iyi adaylar ortaya çıkarsın ve yerel seçimlerde, daha önceki yerel seçimlerden daha kuvvetli bir tavır ortaya çıksın ve hükümetin aldığı 5 yıllık vizeyi, hayır bu hükümet özellikle mali seçimlerde bir şeye uğradı diye, sıkıntıya uğradı, yenilgiye uğradı diye, belki erken seçim gündeme gelsin diye muhalefet bir arayış içinde olmalı. Şimdi Meral Hanım, halbuki demin söylediğim gibi Cumhur İttifakı'na vermişken, mahalli seçimlerde de tabiri caizse yıkıcı tavrını ortaya koyup, mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı'na hediye edip, Cumhur İttifakı'na şunu söylemek istiyor: siz bir 5 yıl daha rahat rahat bu memlekette istediğinizi yapın. Neyi yapın? Ekonomik sıkıntılarını daha çoğaltın, hukuksuzlukları daha çoğaltın, İşte eğitimi daha yerlerde süründürün, Türkiye'nin hali ortada, mevcut sıkıntıları artırın demektir bu. Dolayısıyla bu tavır çok yanlış. Bu beyanların hiçbir siyasetle, stratejiyle, politikayla yakından uzaktan ilgisi, alakası yok. Ve böyle devam ederse şunu söyleyeyim size: Meral Hanım kendisini ve İyi Parti'yi de bitirir. Muhalefeti bitirip muhalefetsiz bir Türkiye'yi iktidara teslim ettiği gibi, muhalefetsiz ve ümitsiz bir Türkiye'yi iktidara teslim ettiği gibi İyi Parti'yi ve kendisini de bitirir. Yani bu tavır ve tutumlar hiç doğru değil. Hocam tabii şunu da kısaca değerlendirir misiniz? Peki bu kadar savrukluk hocam, milletin gözü önünde olduktan sonra, şu saatten sonra birleşseler ne değişir noktasını da sormak istiyorum. Yani ne değişir ki Meral Akşener hadi Kılıçdaroğlu'yla kol kola gitsin? Yani liderlerin toptan kendileri kabul görmüyorlar bir yandan. Hadi hani onu tartışmayalım da, bize böyle bir durum var. Halil Bey kardeşim, kabul görmeleri için bir kere seçimi kaybettiklerini kabul edip, bir kere kaybettiklerini kabul etmiyorlar. Herkes suçu başkasına atıyor. Sonra da kaybedilme sebeplerini millete makul şekilde anlatmaları lazım. Bir öz eleştiri yapmaları lazım. Nerede kaybettik? Niye kaybettik? Nedir sıkıntılar?
Çünkü şu anda muhalefette ve Türkiye'de daha doğrusu nasıl bir kanaat var? İktidar ve muhalefet aynı yerden dizayn ediliyor. Yani özellikle son günlerdeki konuşmalara bakarsan herkes şunu söylemeye başladı. Basında ileri gelenler de dahil. Türkiye'de iktidarı kim kuruyor, dizayn ediyorsa muhalefeti de ona göre o kuruyor. Yani özellikle mesela Levent Gültekin'in söylemek istemiyorum ama son günlerde konuştuğu ağır şeyler var. İşte aynı şahsın, bir şahsın işte ismini de veriyor hatta o şahsın. Hem iktidarla iç içe olup iktidarla beraber gezerken, iktidarın reklamını yaparken diğer tarafta da muhalefetle sık görüştüğünü, muhalefeti dizayn ettiğini ve Meral Hanım'ın da özellikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığına muhalefet etmemesi noktasında işte tehdit mesajları falan gönderdiğini, bu olayın birlikte dizayn edildiğini anlatan bir tavır var. Ve bu Türkiye'de kabul görmüş şu anda. Benim yıllar önce söylediğim bir iddiaydı bu. Türkiye'de iktidar ve muhalefet aynı yerlerden dizayn edilir diye. Dolayısıyla şu anda muhalefetin üzerinde böyle bir ağır suçlama var. Yani çok kötü bir itham var açıkçası. Millet açıkçası muhalefete ne diyor basında olan konuşmalarla? Siz gerçek muhalefet değilsiniz. Milleti kandırıyorsunuz. 85 milyona yalan söylüyorsunuz. Milleti uyutuyorsunuz. Siz iktidarın lehine çalışıyorsunuz. Usulen bir muhalefet yapıyorsunuz. Kendi gününüzü gün ediyorsunuz diye bir iddia var. Ve muhalefetin yaptıkları, tutumları, davranışları da maalesef bu görüşü doğruluyor şu ana kadar. Dolayısıyla muhalefet evvela bunun böyle olmadığını, bu üzerlerindeki ithamı, seçimi kaybetmenin sebeplerini doğru bir şekilde insanlara anlatmaları lazım ki insanlar muhalefete yeniden itimat edebilsin. Yoksa güven unsuru çok önemlidir. Hani hep meşhur ticaretçiler ve ileri gelen insanların sözü vardır ya, ben her şeyimi kaybetmeye razıyım fakat güveni kaybetmeyi asla düşünmem, arzu etmem filan diye. Şimdi muhalefet güven kaybetti. Bütün partiler, sadece Akşener ve CHP, Kemal Kılıçdaroğlu filan değil, bütün muhalefetteki partilere insanların güveni sarsıldı. Dolayısıyla muhalefetin bu güveni temin edecek tavrı, beyanları, duruşu ortaya koymaları lazım. Şu anda böyle bir duruş yok maalesef hiçbir partide. Özellikle Meral Hanım'da da bunu gösterir, buna emare, bunu doğrulayan, bunu ortaya koyan hiçbir tavır yok. Tamamen bir yıkıcı tavır var. Evet, yani bu şekilde birlikte olsalar aslında başarısız olacaklar diyebiliriz o zaman. Kesinlikle birlikte olmaları yetmez. Bu söylediğim eksikliklerini tamamlamaları lazım. Evet. Türkiye'nin gerçekten bu girdaptan çıkmak için samimi çalıştıklarını, iktidarla bir alverlerinin olmadıklarını, gizli olarak iktidarın çanağına su taşımadığını, onların iddialarını teyit için, doğrulamak için çalışmadıklarını, usulü bir muhalefet yapmadıklarını, görünürde bir muhalefet yapmadıklarını ortaya koymaları lazım. Evet hocam, tabii bir değişik bir konu daha var. Evet. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Yani son dönemlerde tabii ki yani bir tarikat, siyaset, ticaret, bir üçleme her zaman Türkiye'de olmuştur. Ama şimdi bu medya önünde bir demagoji başladı. Yani tarikat evet. Liderlerinin, imamların siyasi bir figür gibi hareket ettiği, hocam muhalif insanlar, muhalif siyasetçileri hedef alması, onlarla böyle bir lafazanlık yapmaları... Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bu nasıl bir iştir? Yani evet. Onlar acaba siyasete mi girseler, cübbelerini, sarıklarını çıkarsalar mı hocam? Ne diyorsunuz? Benim bir kanaatim var. Bunu da yıllardan beri söylüyorum ben Halil Bey kardeşim, üzülerek. O camiaları, o tarikatları, onları da iyi bilirim. Ben Erzurumluyum. Dindar bir muhitte doğdum, büyüdüm. Hepsini birebir tanırım. İçlerini bilirim. İçlerinde yetiştim. Ama bütün bu tarihçeyi hayat neticesinde geldiğim nokta şu: Türkiye'de hakikaten sadece İslami hizmet eden bir tarikat ve cemaat kalmadı. Bu üzülerek söylediğim bir şey. Çünkü tarikatlar ve cemaatler cennet kafilesidir. Menfaat şebekesi değildir. Tarikat ve cemaatler dünyevi değildir. Siyasi değildir. Maddi değildir. İçtimaiyata çok bakmazlar. Manevidir, Kur'anidir, uhrevidir. Böyle çalışırlar. Ama
maalesef şu andaki cemaat ve tarikatların hepsinde siyasete bulaşmak değil, siyasette etkili olmak meyli ve arzusu ve çalışması var. Yani bir seçim olduğu zaman dikkat edin, hepsi bildiri yayınlıyorlar. Şu şahsı destekliyoruz, bu partiyi destekliyoruz diye. Dolayısıyla bunu yapan tarikat ve cemaatler, emin olun, şuna inanın, bombanın pimini çekip altlarına koyup üstüne oturuyorlar. Kendilerini imha ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de İslami cemaat ve tarikat kalmadı. Bu çok önemli bir iddia, üzülerek söylediğim bir iddia. Ve ben bunu içtimaiyatta görüyorum, yaşıyorum. Her birinin kocaman kocaman müesseleri var. Holdingleri var, şunları var, bunları var. Görüntüde bir sürü etbaları var. Ama hepsi şunu söylüyorlar. Eski samimiyetimiz, eski ihlasımız, eski gayretimiz, eski muhabbetimiz, eski öğrencimiz, eski rağbetimiz, eski talebemiz yok. Yani binalar büyüdü, içleri boşaldı. Çok böyle doğru bir söz vardı. Bundan önceki Diyanet başkanlarından birisinin bir sözü vardı. Çok doğru söz o. Derdi ki o şahıs, Allah hayırlı uzun ömür versin ona, bu hükümet zamanında şeklen İslamiyet çoğaldı. Bak bu çok önemli. Şeklen bazı şeyler yapıldı. İşte hep söyleniyor ya, Ayasofya açıldı. Başörtülü insanlar her yere girdi. Bak şeklen İslamiyet çoğaldı. Fakat bu ikinci cümle çok tehlikeli. Dikkat et. Fakat biz kalplerle Kur'an arasına duvar ördük derdi. Sur ördük. Yani Kur'an'ı, İslami, uhrevi bir hizmet kalmadı. Onun için şu andaki istisnasız bütün cemaatler ve tarikatlar siyasetle iç içe. Keşke dediğin gibi cübbe ve sarığı çıkarıp siyaset yapsalar. Ben onların işlerinde yetiştim ve sonra bir parti kurdum. Sana bütün samimiyetimle söylüyorum. Hepsi istisnasız benden çok daha siyaset yapıyorlar. Çok kötü ve çok ahlaki olmayan tavırlarla, düsturlarla siyaset yapıyorlar. Ben onlara bakıyorum, üzülüyorum. Ben onlara bakıyorum, utanıyorum. Hiçbir şey de söyleyemiyorum. Görüşmeye geldiklerinde veya ben ziyarete gittiklerimde dilim döndüğünce bu size söylediklerimi onlara da söylüyorum. Fakat maalesef hakikaten iş çığırından çıkmış derler ya, o noktada yani her şey bozulursa belki bir işe yarar. Mesela süt bozulursa lor yapabilirsiniz, peynir yapabilirsiniz, bir şeye katabilirsiniz sütü. Ama yağ bozulursa zehir olur. Müslümanın bozulması da yağın bozulması gibidir. Zehir olur. Hiçbir işe yaramaz. Çok kötü ve tehlikeli olur. Maalesef Türkiye'de tarikat ve İslami cemaat olduğunu iddia eden kurum ve kuruluşlar da bu siyasete bulaşma yanlışlığına girdiler. Dönüşleri yok. Her gün biraz daha yanlışla gayret ediyorlar. Allah onlara da kolaylık versin. Allah hepimizi ıslah etsin. Başka söyleyecek bir söz bulamıyorum. Hocam, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Herkese selam. Tamam. Görüşmek üzere.